Her aşamayı kontrol ediyorlar dediğin bugün gerçekleşiyor. Bunun bana verdiği estimate arkadaşlar 90 bin dolar. Mesela ben öyle çok eleman kovdum da. I'm always saying my AC guy adding but he's not good. Neden kaldığımızı sana göstereyim. Kaldık mı? Başımıza bir bela aldık, sorma be. Evet arkadaşlar, bir başka gün Bilal abi geldi. Saat 7.30'da geldim buraya. Bugün bakalım neler olacak. Bugün hakkında hiçbir fikrim yok. Evet, scooter'ımı buraya bıraktım. Günaydın. Günaydın abi. İyiyim abi, hava güzel, gün güzel. Seni gördüm, daha da iyi oldum. Sana hemen mikrofonumu vereyim. Ne yapıyoruz abi bugün? Belediyeden gelecekler arkadaşlar. Daha önce yaptığımız bir işle alakalı. Gelip bakacaklar, işte nelere bakıyor. İnspektörden müsaade isteyeceğiz. Eğer o da izin verirse. O kadar anlattığın izin, her aşamayı kontrol ediyorlar dediğin bugün gerçekleşiyor. Gerçekten mesela şuna bakıyorlar, gel böyle. Bak gördün mü çivilerini? Bu çiviler arası 3 inç olması gerekiyor. 3 inç, 3 inç, 3 inç. Eğer sen bunu aralı atarsan geçirmezler ve tag de yiyebilirsin yani. Tag yemek şöyle oluyor. Bugün gerçekleşiyor. Bir tane hiç görmediğiniz bir evi göstereceğiz. Orada yaptıklarımızı anlatacağız izleyicilerimize. Ondan sonra devamı da gelecek tabii ki. Haydi gidelim o zaman. Tamam. Ben scooter'ımı arkaya atıp... Sen yaptın bu arada kahvaltını? Yok abi sen. Tamam, ben de yapmadım vallahi. Seni çok güzel. Okey, romantik bir kahvaltıya hazır ol. Hadi görüşürüz. I will be there. I have to be there because I have inspection. Oh, okay. Okay. Okay, yeah, please. Okay. That. Thank you. Okay. Thank you so much. Thank you. Bye. Yeah. Abi ne oldu? Bir problem mi var ya? Hep sıkıntılar benim olur arkadaş. Problemsiz zaten günümüz geçiyor diyeyim. İnspektöre öyle... gidiyorduk. Ne oldu? Bir Lalo aradı seni. Ya Eduardo aradı. Bazı problemler var. Nazar ettiniz. Hayır insanlar, nazar ettiniz. Hayda. Nazar etti. Hayır insanlar, nazar ettiniz. Abi bir şey diyeceğim. Yani büyük mü? Çözülebilecek mi? Abi her şey çözülür. Sıkmayacaksın canını. Bu işlerde oluyor. Hı hı. Hani olmasa daha iyi. Ama frame ile alakalı bir sorunumuz var. Ben onlara söyledim planı takip edin diye. Arkadaşlar planı bazı yerlerini kaçırmışlar takip etmeyi. Bazı şeylerin yanlış yaptığını fark ettik. Yani onu söylediğiyle plandaki olanlar tutmuyor. Onları işte düzeltecek. Suç kendinde olduğu için bizde böyle arkadaşlar. Cezalandırma. 56, 70, 73. Yöntemi. Eğer herhangi bir şekilde benim söylediklerine uymazsa bunun sorumluluğu kendisine ait. Burada ne olacak? Yaptıklarını sökecek bazılarını. Hı hı. Onları düzeltmek için tekrardan... Ücret almayacak ama değil mi? Ücret almaması lazım. Yani almıyor, vermiyorum zaten. Almaması lazım ama alırsa da bilemem falan diyormuş. Yok oğlum, hayır, ben vermiyorum yani, öyle söyleyeyim. Yani bizim çünkü hani anlaşmamız var. Bunlar yıllardan beri çalışıyor benimle. 9 seneden beri, 8 seneden beri çalışan eleman... Senin kurallarını biliyor artık. Ha, biliyor yani, öyle söyleyeyim. O yüzden İngilizce bir laf var. I don't care diye. Umurumda değil anlamında. None of my business. Şimdi arkadaşlar bu bizim Eduardo kendi elemanımız. Yani ben bunu bir tane carpenter yani framerla yapmış olsaydım. Onun bana verdiği estimate arkadaşlar 90 bin dolar. De. Şimdi benim bu proje için ayırdığım bütçe yaklaşık, yani bütün malzemesi içerisinde yaklaşık 40-45 bin bitirmeyi düşünüyorum. Yani yarı parasına. Yani onu da söyledim, bakın dedim hani size bonus vereceğim zamanında bitirirseniz diye. Bizde şey yöntemi var yani, hani iyi çalışırsan, hata yapmazsan, hı hı, ödüllendiriliyorsun. Hata yaparsan da kendi hataların bedelini 12, 13. bedavaya çalışarak ödüyorsun. Aha. Ne kadarlık bedava çalışması lazım? Yaklaşık 2 gün diğer elemanlarla beraber bedava çalışacaklar. Aa, böyle diğer elemanlar da sıkıntı çıkar mısın? Ya bu adam yaptı bize bunu, yok, bu söyledi falan. Ya şöyle söyleyeyim, ben orada onlara izah ettim daha öncesinde ama kaçırmışlar. 2 gün belki değil de bir gün de diyelim. Bir gün de bitirirler. 2 gün biraz fazla oldu. Totalde abi kaç paraya mal oluyordu proje? Projenin kontratı yaklaşık 600 bin dolar. 600 bin dolar ve 45 bin doları sadece framing'e gidiyor. Aynen, aha. Aslında framing çok da proje içinde çok büyük bir yer almıyormuş o zaman. O, yani ben kendi elemanım kullandığım için öyle. Eğer farklı bir, yani dışarıdan contractor getirip de kullansaydı framing için, dediğim gibi 90 bin dolar. Mesela şimdi foundation'a beton dökmeyi kullanacağız. Hı hı. Foundation dediğim bir yerden hani foundation... Temel, edip... temel oluyor. Ha, Türkçesi temel. Yani o iş için yaklaşık ödemeyi planladığım para 20 bin dolar civarı, 20-25 bin dolar civarında işte.
Abi şeyi merak ediyorum. 600 bin dolarlık projenin içerisinde en çok para neye gidiyor? Finish work'a gidiyor. Fayansları döşeme, banyoların bitirme işleri, işte yok camı tak. En uzun zaman bitirme işlerine gidiyor arkadaşlar. Yani bu alçıpandan sonraki kısımlar, işte yok flor olsun, yer döşemesi, boya kısmı, moldinglerin yani pencere çerçevelerinin veya onunla alakalı işler daha uzun sürüyor. Ondan sonra mutfak uzun sürüyor, mutfak finişleri. Onun dışında ikinci en pahalı frame ile temel geliyor. O ilk betonu dökmek pahalı bayağı diyorsunuz. Ben önceden çok kızıyordum biliyor musun benim elemanlara? 3. Ulan vallahi 84 be. Hadi ya. Vallahi çok sinir oluyordum. Bakmayın böyle devamlı güldüğüne. Sürekli güler yüzlü. Güler yüzlü evet, bakmayın. Tersim pistir öyle söyleyeyim. Sinirleneyim biraz da. Sinirlenemiyorum ki böyle bir şey var arkada. Elemanlara kızıyordum. Bak bunu unutmayın arkadaşlar. Bir tane müşteri bana dedi ki ya dedi sen niye dedin? Niye kızıyorsun ki elemanlara dedi. Ya dedim adamlar 6 seneden beri, 7 seneden beri, atıyorum kafadan 5 seneden beri o zaman benle beraber çalışıyorlar. Hala da aynı hataları yapıp duruyorlar dedim ya. Yani çok dedim sinir bozucu bu. Yani adam gösteriyorsun, yapıyor. 4 defa, 5 defa, 6 defa düzgün yapıyor. 7. de sanki iş yapmamış gibi bir yerlerde böyle uyduruveriyor. Sonrası bana müşteri ne dedi biliyor musun? Ne dedi abi? Dedi ki ya dedi sen dedi görevin olarak onların hatasını düzeltmek. Onlar dedi senin kadar iyi yapsalardı zaten sana niye çalışsınlar dedi. Şu anda kendi işlerini yapıyor olurlardı dedi. Benim kafada bir ampul yandı böyle. Sen şimdi diye. Hata yaptığı zaman artık mutlu olsun. Hep okay. Aklıma geliyor. Bu biraz daha benimle çalışacak galiba. Yok yok hep o yüzden altınızda birilerini çalıştırıyorsanız hatalarına kızmayın. Zaten sizin göreviniz arkadaşlar onun hata yapmadan engellemek. Eğer engellemiyorsanız da benim gibi yani bazı kurallar getirmek. En azından hatalardan mümkün olduğunca az zararlı çıkarsınız. Onu size söyleyeyim. Faktör. Evet, güzel bir noktaya değindin abi gerçekten. İnsanlar genelde böyle hatalara çok fazla tahammül edemezler çalıştıkları kişilerde. Bazı insanlar var abi. Bir yapar, iki yapar, üç yapar, dört yapar. Adama tekrar tekrar söylersin. Mesela ben öyle çok eleman kovdum da. Arkadaşlar burada birini kovabilmek istiyorsanız hemen direkt şey yapamıyorsunuz. Sizden beraber çalışıyorsa bir seneden fazla 3 tane ihtar vermeniz gerekiyor. Yazılı olarak, sözlü değil. Mesela şu anda onu bir... da bir kanıta mı bağlamak aynen. Gerekiyor? Aynen. Yani üçüncüden sonra gidip de size mahkemeyi veremiyor. Amerika'da iş kuracaklar için güzel bir ayrıntı oldu. Benim de bilmediğim bir ayrıntıydı. Aslında çalışanı da koruyor, işvereni de koruyor. O yüzden burada evet. Sanırım işe birini alırken böyle bayağı bir araştırma, ya böyle şeyler. Hani, background check'ler, şunlar bunlar. Şu anda bugün inspection'ımız var. Belediyeden gelecekler. Dün gidip bakamadım. Bazı acil işlerim çıktı. Normalde bir gün önceden her inspection olacaksa gidip bakarım. Şu an eksiği biraz... gediği var mı? Biraz stresliyim işin açık. Bazı şeyler ters gidebilir. Elemanlar, gönderdiğim eleman söylediğim şeyleri bitirmemiş olabilir. Atlamış olabilir. Bunlar hep olası, devamlı gördüğümüz eksikler. Mesela bu gidecek olduğumuz işte yaklaşık 575 bin dolara yaptığımız bir iş. When you're looking at here, this is a sheer wall. You see that here, this foundation show how they're doing. Meaning this gonna be, this wall is gonna be new foundation. Okay. And then 2x6 here. This is the extra for you. Look, yeah. I'm gonna teach you, don't worry. Closet, yes, correct. That was the only thing that we did on the first floor, right? This yep. New closet, right? We didn't touch it, we didn't kitchen, we didn't touch it. No. Right. And then second floor, we have it. Two bedrooms, bathroom, and then one laundry room. So hers is good, so that's fine. We're good for that. Let's go inside. We'll take this inside now. Okay. Closet here. And then, is this access underneath for the stair? Yes. Yes. Yeah. Yeah, the light here. Light here too. Probably. Yes, this side. Right, her şey kontrol ediliyor. Good. Çatıda ısıtıcı var dostum. Isıtıcıya bakması gerekiyor. Koda uygun mu değil mi diye. Şu açılabiliyor yani. O açılıyor. Onun arasında başka bir dünya daha var. Abi mis gibi ev yapmışsın. Even you can see that light. We always put in the seal
between drywall and the light with the caulking. Yes. Yeah, we have like a saw. We have a clean out. We are five-star construction company. How it looks like overall the house? What is your impression? Like a quality so far? Yeah, so far so good. Yeah. So let's go take a look. I want to see where our those lines are going. Mm-hmm. Sure. Everything label. Yep. Okay, yeah. That's good. That's we are. I like it when everything's going good. I'm always seeing my AC guy adding, but he's not good. Can I send even if you don't mind, can you send a picture? It's very small stuff, but I know I have to be. Yeah, because I need to see it. When do you think you'll be able to get it on? I promised tomorrow morning, 100%. What you do is just give me a call, uh-huh. And then I can come by and take a quick look at it. Okay. Tomorrow. Okay. Can I have your business cards? Yeah. Can you make even the notes, everything else okay, only missing the cap, just in case if it's something that happened? Okay. Yeah, definitely. And they have that. Okay, thanks so much. You're good to go. Thanks so much. Appreciate that, sir. All right, thank you. Have a nice day. Nedir mevzu? Her şey çok güzel gitti. Sen sonra bir açtın o ağzını. Her şey çok güzel dedi. Nazar ettin. Nazar ettin. Şimdi abi şöyle söyleyeyim. Her şey hemen Bagdat'ta şöyle söyleyeyim. Videonun başında da şu şeyler bile baktı. Çeşmelere bak. Hı hı. Bunları bile kontrol ediyor arkadaşlar. Bunların olması gerekiyor. Diyelim ki sular kesildi. Hortumu da tuttun, pis su kovasının içine koydun. Normal başka yerlerde suyu açınca buradaki suyu vakumluyor ya. Bu suyun geriye doğru gitmesini engelliyor. Yani bunu bile geçmen lazım. Gel şimdi. Neden kaldığımızı sana göstereyim. Kaldık mı? Başımıza bir bela aldık, sorma be. Kalmadık esasında. Şöyle söyleyeyim. Dedi ki sign yapmayacağım ama dedi sadece bunu yarın benim senin olmana bile gerek yok. Bana bittiği zaman ara. Böyleyim. Yaklaşık 30 saniyelik bir iş. Şey desene, sign yapmadı. Sign yapmadı. Abi ok. Sign yapmadı. Tam ağzımdan çıkıyordu ki yok. Valla bunu gerçekten söylüyorum. Bu belediyeden gelen insanların denetlemesi... Bu kadar iyi denetlemesi, bu kadar en ince ayrıntısına kadar bakması hoşuma gidiyor. Neyi kaçırdık abi ya? Kaçırmadık. Yani ben normalde bizim AC'leri başka birisi install ediyor. Biz yapmıyoruz. Onu her seferinde diyorum ki gel böyle. Hı-hı. Şimdi Türkiye'deki AC'ciler bilir. Burada servis alanı var, tamam mı? Şunu böyle çıkardığın zaman vanası vardır, tamam mı? Bunu bastığın zaman gaz dışarı çıkar. Buraya adamlar kilit istiyor. Bunun kendi kapaklı kilidi var. Anahtarla açabiliyorsun. Böyle parmağınla döndürerek açamıyorsun. Hmm. Bunun olmasını istiyorlar. Her iki tarafta da oluyor. Bir burada oluyor, bir de diğer tarafta oluyor. Tamam mı? Hmm. 30 saniyede gibi bir zamanda takılıp çıkartılıyor bunlar. İki parça yani $6'lık bir şey. Çok pahalı da bir şey değil. Ama bizim eleman her seferinde unutuyor. O yüzden bunun her ikisini de ekleyeceğim. Sonra bak geldi bunu kontrol abi, etti. Abi elemana da bir ihtar gelsin o zaman. Biri, kaçıncı ihtar? Subcontractor. Bu çöktü. Aha. Paneldekiyle aynı ölçüde sigortası tutuyor mu diye. Mesela bu 30 amperlik. Oradaki de 30 amperlik olması lazım. Ona baktı. Kaçırdığı şeyi söyleyeyim. Hı hı. Bak burada gördüğün vacuum breaker kaçırdı. Onu ekleyeceğim. Bir burada var, bir orada var. Bunu kaçırdı. Ama bu olmazsa olmazlardan bir tanesi vacuum breaker. Yani o kaçırdı diye senin ona bildirmen mi lazım? Bak, yok, bildirmiyorum ama yapıyorum, öyle söyleyeyim. Ha, sen yani yapacağım. Düzeltiyorsun. Yani evet. Çünkü normal dediğim mesela bir gün öncesinden geliyordum, kontrol ediyordum. Ben mesela bir gün öncesinden gelseydim bugün geçmiştik inspection'ı. Hani bunların benim şu anda baktığı bütün şeyleri ben kendim gelip bakıyorum. Gel mesela bak şu paneli gör. Normalde paneli Türkiye'de büyük santrallerde görürsün. Hı hı. Evin elektriği sadece 200 amperlik. Elektrik her şey böyle label'lanmış. Bir sürü şey var. Hepsinin ayrı. Hepsinin ayrı. Ayrı. Türkiye'de normal yere... bir eviniz böyle müstakil varsa ayrı ayrı olmuyor herhalde. Bir şalter oluyor, onu kapattım mı mesela gidiyor. Mesela bak evin şeyi var, solar paneli var aynı şekilde. Mesela şeye bakmayı unuttum. Bu su ısıtıcısı arkadaşlar. Bunun gördüğün gibi sıcak sudan soğuk suya, soğuk sudan da gaz borusuna bağlantısı gerekiyor. Ground'la, gördün mü? Buna bridge deniyor. Ve bunların her ikisinde strap'la bağlanması gerekiyor. Bunu mesela check yapmadı. Hani
belki Exist'in olduğunu düşündü. Çünkü bu planda bu kısım Exist'in olarak gözüküyordu. Mesela şu olabilirdi. Burası fire rated wall. Gel böyle. Müşteri şey istedi bizden. Buraya access duvar istedi. Ama bu kapağın normalde fire rated olması gerekiyor. Mesela ben inspector olsaydım gelir buna bakardım. Dur. Inspector olabilecek. Ben inspector olursam var ya. Herkes benden çok sinir olur. Ama mesela bunu neye sağlıyor? Buranın fire rated olması, yangın çıkarsa buradan evin içine sıçramasını engelliyor. Bu duvar bir saatlik yangın geçirmez özelliğine sahip. Eğer hani hava geçişi olursa buradan girer. Biz bunu tabii düzelteceğiz. Yani ben ona çocuklara söyledim. Sana bahsetmiştim. Bazen unutuyorlar, atlıyorlar diye. Her şey güzel. Ne zaman bitti abi bu ev? Bu ev yaklaşık bitirdi 8 ay oldu. 8 aydan beri final inspection almamızın sebebi elektriği gelip bağlamadılar. Yani normal elektrik sağlayıcısının gelip elektriği geçici elektrikten kullanım elektriğini çevirmesi gerekiyor. Onlar da çok fazla yoğunlar. 8 ay sonraya schedule yaptılar. Randevu verdiler. O yüzden de bu sürede geçici bir permit mi alıyorsun bu evle? Yok hayır. Eve gelip taşınabiliyorlar. Elektriği bağlıyorum. Onda hiçbir sıkıntımız olmuyor. Evin içine ne baktı? Evin içine tekrardan girmeyelim. Gördün suyun ısısına baktı. Banyo yapacak sandım bir an. Vallahi dedim ki diyorsun. Artık ısıtıyor herhalde. Buhar. Abdest alacak dedim. Aynen bir abdest alayım öyle çıkayım bari diyecek sandım. Yok. Bayağı detaylı baktı. Bayağı evi detaylı böyle baktım. Alıcı gibi baktı abi. Alıcı gibi baktı. Sonra ya öyle bakması gerekiyor zaten. Mesela orada kaç akım roleleri var şeylerde. Banyolarda ayrı olarak onları kontrol etti. Tuvaletin olduğu yerde var. Onu kontrol etti. Şurada ben bir gün önce gelmiş olsaydım şu anda geçmiş olurduk. Hani yazdı her şey güzel, hoş. Sadece iki kapak eksik diye. O da söyledi yani bakmam 10 saniyemi almayacak dedi. Evet yarın gelip 10 saniye bakıp gidecek. Sen burada olman bile gerekmeyecek. Olman bile gerek ondan yok. Sonra onayı basıp veriyor. Aynen. Mükemmel abi. O zaman hallettik. Bence onayı aldık diyebiliriz. Evet onayı aldık. %99.9'luk kısmı halloldu. Hatta %99.9.9.9.9.9.9. Abi bu iki tane kapak yani koskoca. Onun dışında içeride nelere baktı onu sana söyleyeyim. Yangın alarmlarına baktı içerideki. Normalde insan olmadığı zaman onları test ediyorlar. Sonra yukarıya çıktı. Yukarıda bildiğin gibi kanallı bizim soğutma ısıtma sistemimiz var. O sistemde de ışık var mı? Gaz boru sistemi var. Belli bir düzenli olması gerekiyor. Ona baktı. Ondan sonra doğru boruları kullanmış mıyız onlara baktı. Ondan sonra da servis outlet dedi. Orada servis outlet demesinin sebebi herhangi bir insan yukarıya çıkıp çalışacağı zaman orada bir tane priz olması gerekiyor. Hani diyelim ki kablo uzatma kablosu çektiler. Oradan iner çıkarken düşebilir. O yüzden çalışmaları için hemen yaklaşık 1 metre en fazla 1 metre uzaklıkta bir tane outletin olması gerekiyor. Oha diyorum yani. Aynen. Yani. Abi Amerika yapan şey sistemi kardeşim. Ben de bu sistemin içinde olduğu için çok mutluyum. Yani evler güvenli, gelip planlı çek yapıyorlar, kötü yapanları ayıklıyorlar. Anlatabiliyor muyum? Yani sen şunu diyebilirsin. Ben bir eve yerleştim. Bu evi daha önce %99 kontrol ettiler ve ben güvenli bir evdeyim. Yani Türkiye'deki gibi bu evi kiraladık ama bu ev ne durumda? Ne olur, acaba krizi çalışır mı çalışmaz mı? Araba yıkılır mı? Ne zaman kontrol edildi? Burada kontrolü devlet yapıyor yani. Evet. Mükemmel aynen. Abi. Büyük ihtimalle çoğu insanın Amerika hakkında bilmediği bir şeyi de bu videoda değinmiş olduk. İdris Usta'nın yaptığı işlere benzemez bizim yaptığımız işler arkadaşlar. İdris Usta şimdi alta yazıyormuş. Çocuklar ne diyorsunuz yani? İdris Usta'ya çamur atmayalım. Yani buradan selamlar diyelim. Sadece yani galiba hani İdris Usta usta yani. İdris Usta handyman. Evet, evet. Burada bu contractor ile alakalı şeyler çekiyoruz aynen. Biz. Yani İdris Usta'ya başarılar diliyorum. Evet, buradan öyle diyelim. Güzeldi abi. Gerçekten çok bilgilendiriciydi. Evet. Yine bir bilgilendirici video oldu. Bedavadan izliyorsunuz. Tamam, güzel. Size burada zaman harcıyoruz, emek harcıyoruz. Lütfen arkadaşlar videoları niye beğenmiyorsunuz ya? Yani şöyle çıkarayım biraz da sinirleneyim biraz da. Sinirlenemiyorum ki böyle bir şey var arkadaş. Abi sinirleneyim deyince gülüyorsun yani böyle bir... Şey gibi oldu bu Şaban'ın var ya gülen adam gibi. Evet abi şöyle sana bayağı bir close up yaptım. Böyle evet. Ciddi bir tavır al arkadaşlar. Videoyu 10.000 kişi izliyor. 200 kişi beğeniyor. 10.000 kişi izliyor %90'ı abone değil. Bu nasıl oluyor arkadaşlar yani bir emeğe saygı yani. Evet. Arkadaşlar Berkay, sizleri çok seviyoruz. Çok sert çıktın. Çok ya baktım sen çıkamıyorsun abi. Yo, arkadaşlar ben... bak dükkanı bunu... kapatırım. Vallahi satarım köyü ha. Aynen öyle. O yüzden arkadaşlar lütfen bunu ısrarla söylüyorum size. Paylaşın sevdiklerinizle. 10 saniyenizi almaz. Şurada beğen butonu var. Ona bir basın. Yani bir de paylaş butonu basarsanız Allah ne isterseniz abone versin. Olun. Abone aynen. Olun. Özellikle abone olun. Bir de bildirimleri açın arkadaşlar. Aynen. Bildirimleri açın. Yani biz videoyu yayınlıyoruz. Abone var. 1000 kişi. İzleyen kişi, beğenen kişi az. Yani bakıyorsun beğenmelere bakıyorsun. Ya beğenmiyorsanız da dislike atın arkadaşlar. Bir bildirim yapın ya. Evet aynen. Yani bir bildirim yapın. Öyle sessiz kalmayın. Aynen.
Evet arkadaşlar, çok konuştuk. Özün lafın kısası. Beğeni lafın yapın. Özü. Lafın özü. Özün lafın kısası. Yine abi altta birinde gördüm geçen. Aa kardeşim birazcık uyduruyorsun gibi sanki. Oğlum uyduruyor ama güzel oturuyor. Boş güzel da. Oturuyor aynen. Uzun lafın kısası arkadaşlar, çok konuştuk. Herkese kucak dolu selamlar Kaliforniya'dan. Yorumlarınızı yazın. Bana ulaşıyorsunuz Instagram'da. Mümkün olduğunca cevap vermeye çalışıyorum herkese. Elinden geldiğince. Lütfen kusura bakmayın eğer geç verirsem. Görüşmek üzere. Esenlikler diliyorum. Bye bye. Bu arada nereye gidiyorum ben? Abi bilmiyorum. Sen iyice alıştın ha. Liste verdi eşim. Bayağı uzun bir liste. Onları falan alacağız listede. 6 gün çalışan, bir gün izin yapan birisi... Tavuğun fiyatına baksana. Asgari ücretten ne kadar kazanır? Evet. 4.99 abi, bak şöyle 5 dolar. 5 dolara bıldırcın yumurtası. Bıldırcın. Evet, Türkiye'den arkadaşlar bu ürünü biz getiriyoruz, biz satıyoruz.